Evet, Çayırova, Şekerpınar'dan selamlar, sevgiler sevgili izleyenlerimiz. Tarım ve seracılık üzerine faaliyet gösteren bu bölgede biz de sizler için çekimlerimizi gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Şu bölgeyi traktörle sürmüşler belli. Ciddi bir tarım yapacaklar. Şu görünen Rüzgar Gölü de enerji üretip sulama hattını faaliyete geçiriyor. Yine ufak bir sera var. İçinde sanırım bezelyeler var. Karşımızda. Bu kısımda tarla devam ediyor böyle. Burası da sevgili Cengiz Kudu abimizin arazisi. Cengiz Bey de Gümüşhaneli bir hemşerimiz. Daha önceki videoda da bahsetmiştim ama bugün de çalışmasını gördüm. Çalışmalarını da, faaliyetlerini de sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağım. Cengiz Bey burada tarım yapıyor. Aynı zamanda ürettiklerini de pazarda satıyor. Şu anda şu bölgeyi yeni sürüm yaptı Cengiz Bey. Alt bölgede daha önce yapmıştı. Göstermeye gayret göstereceğim oradaki gayret edeceğim. Neler ekmiş daha evvel. Bakacağız. Neler olmuş, nereye gitmiş bakacağız. Doğanın içerisinde Cengiz abi eğleniyor. Şu makineyle sürüyor. Şimdilik el hasatıyla sürüyor. Hayvan gübresi de atmış toprağa belli. Karıştırmış ve çok güzel bir sürüm yapmış. Üretimin içerideki fidanlığına da gireceğim, göstereceğim sizlere. Güzel de bir köpeği var karşımızda. Umarım görünüyor. Ben biraz ışıkta parladığı için ekranı çok göremiyorum ama sizlere de gösterme gayreti içerisinde olacağım. Bakın şu şekilde. Bunlar arkadaşlar sulama hortumları. Tarlayı sulama hortumları. Damlama sulama sistemi kullanmış Cengiz Bey. Buraya marul dedi kıvırcık ekmiş işte. Bildiğiniz gibi damlama sulamayla da gayet yaşıyoruz. Şurada yeşil soğanlarımız var. Küreği, kazması, püskesi. Cengiz abi de faaliyet çok. Nereye yapacak olduğunu bilemiyorum ama şahane bir soğan, bildiğiniz yeşil soğan arkadaşlar şu. Büyümüş, tohumluk bırakmış sanırım. Aralarda tabi kıvırcık marullar var. Tam salatalık yemin olsun. Lahana var, pazısı var. Şu anda gördüğüm ileriye doğru da farklı bir lahana çeşidi var yine. Şu bölgeyi güzel bir sürmüş. Alt bölgelerde şunlar ne, baklam oluyor Fatma'nın. Farklı bir ürün çeşidi var yine terör gölünün dibine doğru. Tam adını da bilmiyorum ama. Cengiz Başkan, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi çok güzel burası ya. Yaparsan. Sen güzel zamana denk geleceksin. Yaparsan öyle, yapmazsan değil mi? Ben severim yani çalışmayı. Aynen. Tarım işini. Çalışınca oluyor. Akşam sabah suladık, bir de akşam sulanacak. Ancak tutarsa tutturur, tutmazsa. Damlama sulama değil mi bu? Damlama. Başka türlü başa varamazsın ki. Şu yangın hortumu gibi olan sulama... Ha, suyu bir tarafa geçiyor. O da su tahliyesi mi yapıyorsun onunla? Buradan suyu bir tarafa var. Seraya gidiyor. Dereye mi gidiyor? Seraya, seraya. Ha, seraya. Ha, bir de sera var değil mi içerisinde? Şu küçük seranın dışında seran var mı Cengiz abi? Büyük olan var.
Büyük olan. Ha, bugün ektim onu. Bugün ektim. Düşmeden köylü çocuğuyu. Şöyle. Gel bakayım. Uşağım. Ne yapıyorsun? Evet. Burada fidanlarını ekmiş Cengiz Bey. Salatalık var. Efendim söyleyeyim, domates var. Biber var. Şu şekilde göstereyim. Çimlerim çok güzel. Ve bunları fidan olarak da ayrıca satıyor. Burası fidan üretim tesisi. Sevgili Cengiz Kudu abimizin. Hepsine fidanları karıştırmamak için hepsine plaka çakmış Cengiz Bey. Cengiz Bey bunu profesyonel olarak üretim yapıyor. Burada da yine salatalık fidanlarını çoğaltmış. Üretimini yapıyor ve satıyor. Fidan olarak da satıyor yani. Çok çeşitli fidanları var ama ben hepsini bilmiyorum tabi. Birçoğunda isimleri yazılı, kimse plaka çakmış. Biber var, biberin çeşitleri var, patlıcan var. Patlıcanın birkaç çeşidi var. Ondan sonra burada üretiyor. Hem fidan olarak satıyor hem de kendisi kullanıyor. Şimdi Cengiz Bey'in serasına bakalım. Kapı şurada mı açılıyor? Buran torf gübre kullanıyor. Bitki toprağı kullanıyormuş. Karışık. Bakın burada bir takım fidanları var. Buraya doğru aynı zamanda fidanlarını üretmiş. Şu da çapa kazması. Arkadaşlar, yer çapası. Sanırım burası salatalık ve domates yeri olacak. Domates falan dikmiş. Galiba fidanları tanıdığım kadarıyla, tanıyabildiğim kadar daha doğrusu çok bilmiyorum. Salatalı fidan şeklinde dikmiş. Böyle büyük bir serası var. Seranın içerisi çok sıcak. Havalandırma penceresi bırakmış. Naylon branda yapmış ve harika bir serası var. Cengiz abimizin. Kapısını kapatalım. Evet. Biraz evvel Cengiz abi aradım, neredesin dedim. Dedi bahçedeyim. Bahçedeysen yanına geleceğim dedim. O da davet etti. Ben de geldim. Çekim yapmaya Cengiz abiyle. Burada sarımsağı da dikmiş. Yapmış şeklini konuşturuyor. Cengiz abi burada. Güneşte de yağmurda da burada. Çayını kahvesini demliyor. Yemeğini yapıyor. Oturuyor aşağı burada. Canlı yayın mı? Çekim yapıyor kanalına. Buraya şen bazarlı. Cengiz İstanbul'da abi. İstanbul'daki villalardan, dört katlı villalardan iyi burası. Doğa. Ne iş yapıyorsun burada?
Ne iş yapıyorsun? Daha ne iş yapıyorsun? Sormaya bile dilim olmuyordu burada. Yapmadığın bir iş var mı? Ya yapmadığım iş yok. Burada karpuz, kavun, domates, biber, fasulye. Pazarcılık da yapıyorsun. Burada yapıyorum. Başka yere gitmiyorum. Hayır hayır. Pazar satışa da gidiyorsun. Yok burada yetmiyor. Benim buraya yetmiyor. Benim müşterime burada yetmiyor. Ha, direkt tarlada müşteriye satıyorsun. Tabii canım, burada direkt ben buraya koyuyorum. Ondan gelip akşama kadar bitiyor. Bir de sipariş üzerine çalışıyor. Sipariş üzerine. Anladım. Senin pazarın burası. Ya yetmiyor bile. Toplamaya yetmiyor. Adam diyor ki yarın 2-3 gün toplama diyor. Ben geleceğim, kendi toplayacağım diyor. Kimseyi sokmuyor. Geliyor, topluyor, alıyor. 200 kilo, 300 kilo gidiyor. Kendi topluyor. A, pazarcı kendi topluyor. Yok. Evden senin gibi arkadaşlar. Pazarcı değil. Pazarcı gelmedi ama. Ben ilaçlarını kullanmadım ki. Sen doğal ve organik... Savcı, kaymakam. Onlar geliyor. Hakimler geliyor. Sayın müşterilerin yani elit müşteri. Ya yok. Doğal olduğu için doktorluk. Doğal. Yani, doktor. Yani, şey yapmayayım. Ben şimdi oraya çektim. Sabahleyin 2-3 kamyon gübre serdim. Orayı böyle sürdüm oraya. Çapaladığım yer. Gübre, evet gördüm, gübre serdiğini gördüm. Hayvan gübre satmışsın. Doğal yani. Şimdi ben şey atmıyorum. Fenil gübre falan atmıyorum. Fenil gübre şey sitemiz. Asit. Direkt bize gidiyor. O bitki onu yiyor. Bitki ne yapıyor? İnsanlara geçiyor. Şimdi pazardan aldığımız gıvırcıklar, suda yetişen gıvırcıklar ne yapıyorlar? Hormonlarla yetiştiriyorlar. Hormonla yetiştirip gıvırcık böyle oluyor ama dolapta bir gün durmuyor. Yani şu gıvırcık kes, dolapta 3-4 gün durur oradaki gıvırcık. Ama o pazardan aldığı bir gün durmaz, solar. Bu ilaç kullanmadığın işi mi dayanıklı oluyor? Tabii, biri ilaçla büyütülüyor, çabuk büyüyor. 2-3-4 gün mesela bir ayda geliyor piyasaya, bu geliyor 1 senede. Yani 1 senede geliyor. Bunlar şimdi kışın ekildi. Mesela sebeye yetersen sıcakta 20-25 günde gıvırcık alırsın. Ama o gıvırcık normal doğal gıvırcık. Geçen bir tane bayan geldi. Diyor ki abi diyor, bunlar diyor, sertleşmiş. Ya. Ondan sonra geldi küçüldü. Ama diyor, çok güzelmiş diyor. Dedim ya bu doğal. Bir vazada aldım. Gübreyle büyütülenmiş. Basur Efendi gübreyi. Ondan diyor. Şu kere günü oradakiler ne bitkisi Cengiz abi? Şey? Bakla. Bakla. Eşek bakması derler. Ha. Bunları bak vermiş arkadaşlar. Taneleri büyük büyük olur. Bu baklaları renkli olur. Siyah, beyaz olur. Sarımsı olur. İşte Cengiz abinin pazarı burasıymış. Yani sipariş üzerine çalışıyormuş. Tezgahı... İstanbul'a da gidiyor. İstanbul'a kadar gidiyorsun. Sipariş veriyorsun. Kargodan gönderiyorsun. Kargoyla gönderiyorsun. Ha, adrese gönderiyorsunuz. Kasımpaşa'ya kadar gönderdim kaç sefer. Kasımpaşa'ya da gönderdin. Şey, Kiterli'ye gönderdim. Almanya'ya gönderdim. Almanya'ya da gönderdim. Tamam. Ben domatesin bir tanesi 2 kilo, 2-3 kilo oluyor. Öyle tek bir domates. İnşallah görürüz, bakacağız. Buradayım yani. Hele şu işi bırakayım, zaten hep buraya yerleşeceğim kendim. İşte, bu sene de ekeceğiz, sen evden artık. Sen bırakırsan ben ekerim. Evet. Öğretirim bana. Bunlar geçen seneden kalan, bak küpe bunlar. Bak sana bak, küpe gibidir bak, küpe. Bunlar küpe, kurusu. Şundan da ek, bunlar büyür. Bunlar... Tohumluk biber olmuş bu. Tabii bunlar tohumluk, ekiyorum işte. Ektim bak, orada gel bak, büyüyor bak. Küpe güzel. Daha ekenin 2 gün oldu bak, küpe güzel. Evet. Ya, toprağa tabii. Sen hem fidan olarak satıyorsun burada değil tabii, mi? Tabii tabii. Bak bunu sen bir tohum, bunun içindeki tohumu al. Şimdi ek. Hemen bitiyor. Evet. Şu çelikler ne? Şey, üzüm mü bu? Siyah üzüm, beyaz üzüm. Bunlar? Onlar gül, karışık onlar. Gül fidanı satıyorsun yani? Yok, onları kendi yetiştiriyorum öyle. Buraları ekiyorum. Bunda da şey, ne o, pembe pembe açıyor ya, böyle lale gibi. Evet. Onlar da çiçeklerde. Bunlar da kendim yetiştirdim. Bunlar ters lale mi acaba? Şöyle şey aşağı şuraya. Ters lale. Ne bileyim, isimlerini bilmiyorum. Bir şekilde çiçek ya. Cengiz abi bir şey yapıyor da, hepsinin ismini ezberlemesi mümkün değil de. Ben şurada başka bir şey gördüm Cengiz abi. Burada ne iş yapıyorsun? Ocaklık bu. Benim mangalım. Günlük mangalımı yapar orada. İnşallah bu akşam yaparsın bir mangal. Bugün yapmam.
Ben geldim diye mi? Kokusu yukarı gidiyor ya, yok. Kokusu yukarı gidiyor ya. Semaveri de var burada. Yeteriz, artık bayramdan sonra başlar yanmaya. Evet, burada seracılık ve tarım bu şekilde Çayırova'da. Cengiz abiye de Covid'de hastaydım, geldim uğraşmaya, iş yok. Oradan kaçıyordum, polisten geldi, bunu yapıyordum. Covid'de yaptım bunu. Doğal. Doğal köy şey gibi, köydekiler gibi. Köy fırını gibi. Aynen. Köy ocaklığı. Ocaklık. Kemeraltı gibi. Aynen. Köydeki evlerde kemeraltı yapıyor mu? Şey geldi buraya, İstanbul'dan bir vatandaş geldi. Yiyin be de villasını villasını diyor. Ya böyle ocak ediyor ya, doğal ocak. Kuş mu, fare mi, hepsi ocak ediyor. Doğru söylüyorsun dedi. Cengiz abi, Gümüşhane neresindesiniz siz? Torun. Torunlusunuz. Gidiyor musun memlekete de? Boşluk olursa mı? İki senede gitmiyorum ama. Geçen sene gittim mi? Önceki sene gitmiştim. İki senede gidemezdim. Ya burayı bırakıp da gidemiyorsun. Burası çocuk gibi hani. Bir gün gittim, bir gün, iki gün, hem az iki gün gider. İşte bayramda bazen kaçıyorum iki gün bir yere. Suluyorum bugün. Gidiyorum iki gün sonra gel. Başka türlü gidemiyorsun. Sulamadım, iki gün bitti iş. Aynen. Sürekli ilgilenmen buradan gerekiyor. Suyu buradan koy, oradan koy, buradan çıkıyor. Kum toprak, evet. Öyle. Gel, abi... gel, sen de çekelim, gel. Sen de çeksin ayaklarını. Bu arkadaşlar elektrik çokmuş. Çamura giriyor ki elektriği gitsin. Çarparım sen, çarpa. Sana söyleyeyim mi? Bak, buğdaylar çekiyor, buğdaylar. Sağlık. Yengemin arkasında buğdaylar çekiyor. Buğdayları var. Doğal buğday. Bu da buğday. Evet, aha. Bir bari bak. Sahibi de üçlük açtı. Abi üç kağıt var. Kaç kağıt yolladım ben bilmem. Evet, üç kağıt, beş kağıt. Siz Cengiz Bey'le nereden tanışıyorsunuz? Cengiz Bey'le biz bayağıdır tanışıyoruz abi de. Bizim başımızın belası bu. Öyle mi? Evet. Karpuz zamanı köye gidiyor. Ben diyor karpuz yemedim diyor. Abi bizi burada çalıştırıyor. Hiçbir şey vermiyor bize. İlk defa çalışıyor. Haktim o da motoru bozdu yani. Verir ya. Vermiyor abi. Abi merhamet. Sabah 4 tane hıyar yiyor. 4 tane hıyar ne yapar ayda? Günde 4 hıyar mı yiyor? Ya 4 tane hıyar. Sabah 4 tane hıyar. 120 hıyar yapar. Ya. O ne liradan hesapla? 120 lira. Kaç oluyor? 1200 lira mı? 1200 lira mı yapıyor? 1200 lira salatalık yiyor musun? Ama bir adam yemesi 2,5 lira abi. Kurtarmıyor ki. Bir yerden kurtarmıyor bunu. Köpek yemek istiyor ya. Köpekten yememek. Yapacak bir şey yok. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Cengiz Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladığı için. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın.